Yani e, ben diyorum ki Türkiye dördüncü sanayi devrimini yakalamalı. Hocam Şimdi bu dördüncü sanayi devrimini yakalamalı dediğim zaman muhtemelen bizi bu akşam seyreden e, bir holding CEO'su ha bak bu ilginç diyor. Ama bizi e, evinde seyreden daha şöyle işten daha yeni gelmiş yorgun bir insana hiçbir şey ifade etmiyor bu. Bir taraftan bunu savunacaksınız ama ne bir taraftan da... Dördüncü sanayi devrimlerini kastediyorsunuz. Dördüncü sanayi devrimi artık fabrikaların bilgisayarlar tarafından yönetildiği, verimliliğin olağanüstü arttığı... Ama işsizliğin de arttığı... sanayileşme yeni iş alanlarının yaratıldığı, tamam mı? işsizlik artmıyor. Yeni iş alanları yaratılıyor. Mesela Almanya önümüzdeki 20 sene içerisinde bu sanayi devriminin sonucunda 150 milyar avroluk bir verimlilik artışı öngörüyor. E, üç sanayi devrimini kaçırdık biz İsmail Bey. Birinci sanayi devrimi, ikinci sanayi, üçüncü sanayi devrimi. Onun için hala kalkınmakta olan ülkeyiz. Ne zaman kalkınacağız? <laughs> Dünya gayri safi milli haslasının yüzde birini üretiyoruz. Ben diyorum ki milli veya milli gelirlerinin bazılarına göre yüzde bir buçuk. Milliyetçi Hareket Partisi'nin savunduğu milliyetçilik bir savaş milliyetçiliği değil, hayır bir ekonomik kalkınma ve rekabet milliyetçiliği ve hedefimiz dünya gayri safi milli aslasının yüzde üçünü üreten bir Türkiye kurmak olmalı. Yani zengin ve güçlü bir Türkiye. Peki. Çünkü ne kadar zenginseniz o kadar güçlüsünüz. Biraz tartışalım. Evet. nedir şimdi <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, temel argümanı adı üzerine milliyetçilik. Hı hı. Yani bu bahsettiğiniz dördüncü sanayi hamlesi ve ekonomik vaatleri falan toplum tarafından çok önemsenen ve karşılığı olan bir şey gibi gelmiyor bana. Hani bahsettiğiniz Türkeş'le ve onun hareketiyle sizin deyiminize dalga geçildiği dönemde aslında Anavatan Partisi içinde MHP'nin, etkili oldu. Daha sonra o zaman da, tam, bahsettiğim dönemde ana vatan partisi yoktu. 70'ler. 70'ler. 60'lar 70'ler. Yani 70 MHP'nin büyümesi daha sonra hani ANAP'ın dağılmasından sonra ortaya çıkan bir gelişme. Hı. Dolayısıyla hani oradan gelen kademe kademe bu yani ayrışmadan dolayı e, belli bir mesafeye doğru geldi. Ama şimdi daha sonra evrile evrile Tabii, çiçek sizin araya araya 12 Eylül girdi. Evet. Yapay bir parti varsa Milliyetçi Hareket Partisi değildi. Di... Yapay Parti, Anavatan tamam, Parti tamam. partisidir. Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasetindeki en temel ana damarlardan bir tanesidir ve bakın merkez sağda birçok parti artık yok. Tarih oldu. Milliyetçi Hareket Partisi var. Neyle var? Şun, şundan emin olun. Yani, var. sanayi projeleriyle, ekonomik faaliyetlerle değil. Hayır, ana damar Milliyetçili olarak milliyetçiliğiyle var. Tabii. Bu milliyetçilik çok önemli bir, e, bir Tamam. Şu milliyetçi olmazsanız tamam. milliyetçi bir damarınız olmazsa bakın yok oluyorsunuz. Şimdi siz Parti e, kan ve soy birliğinden koparak sizin deyiminizde çiçek bahçesi milliyetçiliği hı hı. noktasına geldi. Ve siz bunu bile bile o partide üst düzey görev aldınız. Şimdi diyorsunuz ki, hı hı. izleyiciler tabii ta takip etmediler belki, e, ne mozaiği ulan Türkeş'in sözü var, hı hı. ben buna döndüreceğim diyorsunuz. Yani, yani partinin... O milliyetçi tabanı daraltmayı düşünüyorsunuz çünkü Bahçeli'nin şu anda temsil ettiği ve sizin sorunlu gördüğünüz o anlayış ancak bu noktalara gelebiliyor ama siz bunu ne mozaiği olan noktasına çekerek tekrar bir dar bir milliyetçilik yorumuna sokmaya çalışıyorsunuz. Bu bu varken sizin dördüncü sanayi hamlenizi nasıl karşılığını şimdi nereye varabileceksiniz? Ne mozaik olan dar bir milliyetçilik değildir. Ay Bakın mozaikten yani kasıt neydi Üstad? Tamam. Bir dakika. Sizin kastınızın ne ne olduğu önemli değil. Benim kastımın ne olduğu önemli. Ee, mozaikten kasıt, bir mozaik, e, Türkiye bir mozaiktir e, cümlesi, bir eski Sovyet istihbarat Servisinin psikolojik operasyon dairesi tarafından üretilen e, bir şeydir, cümledir ve Türk solu üzerinden Türk siyasetine girmiştir ne yazık ki. Yani mozaik bildiğiniz değişik parçalar vardır, yan yana dururlar, aralarında ince bir çimento vardır, onları bir arada tutan o çimento kırıldı mı, orası dağılır. Mozaik bu anlamda Yugoslavyadır. Yugoslavya bir mozaikti. Federal devletler vardı, federal devlet, federal devletler, federal devletler içerisinde ayrı milletler vardı, ayrı milli kimlikler vardı. Onu geçici bir Yugoslavya üst kimliği tutuyordu. O da bir tek Yugoslav basketbol takımının maçlarında kendisini Yugoslavya kimliği olarak ortaya koyuyordu. Tito ile birlikte bitti gitti. Oysa e, Türkiye'ye mozaik diyenler çok büyük bir haksızlık yapıyorlar. Türkiye bir mozaik değil. Türkiye bir alaşım ve e, ne evet, mozaik? Türkiye mozaik olarak a, tanımlamadı. Onu Sakıp Sabancı rahmetli tanımlamıştı. biliyorum. Türkiye'de evet. ona ne mozaik? Evet. Yani işte ben, ben çiçek bahçesi yaklaşımının böyle bir mozaikçi sürecin önünü açtığı eleştirisini getirdim ve ne mozaiği ulan noktasında olmalıyız çünkü Türk milliyetçileri olarak Türkiye'nin ne mutlu Türk'üm diyene esasında bakın tekrar ediyorum ne mutlu Türk'üm diyene esasında Türk milli kimliğini Edirne'den Hakkari'ye kadar savunmalıyız istedim Ve bırakın da temeli daraltmayı ne yaptım? Gittim adaylığımı 2006 yılında nereden açıkladım? Karaman'dan açıklamadım. Değil mi? Kastamonu'dan da açıklamadım. Bingöl'den açıkladım. Ve dedim ki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olduğum zaman Bingöl Belediye Başkanlığı'na tekrar Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayrağını çekeceğiz. Bugün de iddiam bu. Rize'de aynı şeyi söyledim. Ve ben Rize'de onu söylerken Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl Belediye Başkanı rahmetli Hikmet'tekinin yeğeni de yanımdaydı. Ve ben bunu söylemeye başlayınca hüngür hüngür ağlamaya başladı. Özetle kimlik dağıtmıyoruz. Kimliğimizi bütüncül bir yapı içerisinde koruyoruz. Öyle mozaikçi tezlerin falan da ne Milliyetçi Hareket Partisi'ne sızmasına izin veririz ne de Türkiye'de hakim olmasına izin veririz. Kafatası milliyetçiliği hiç yapmıyoruz. Bu kafatası milliyetçiliği 1944 sonrasında yapılan yan psikolojik bir operasyondu. Sebep 44'te Stalingrad'da biliyorsunuz Almanlar yenildiler, Alman oldu ilerlemeye başladı. İnönü ve Çakmak Almanlarla Rusya'ya karşı ortak operasyon, askeri operasyonunun planlarını yapmışlardı. Doktor Harun adlı bir askeri doktor aracılığıyla yapılan bu planların önemli bir bölümü Rusların eline geçince rejim paniğe kapıldı ve İnönü bir şov mahkemesi düzenledi. 44, 3 Mayıs sürecinden bahsediyorum ve e, bu şov mahkemesinden sonra sonucunda işte Türkeş rahmetli yargılandı tabutluklarda e, nasıl tabutluklarda yargılandılar Atsız Hoca Atsız Hoca yargılandı ve e, sonra bakın beraat ettiler. Devlet aslında bunu yaparken bu insanlara karşı suç işlediğini biliyordu. Haksız olduğunu da biliyordu. Amaç Bunlar, neydi peki? Ruslara biz artık PanTürkist değiliz. Turancı falandeyiz. Onu onu gösterme çabasıydı. Ve ee, rahmetli Türkeş bu yargılamadan sonra harp, okulu, e, akademisini akademisine alındı. Yanımızda bakın bir harp okulu, e, var. E, çok iyi bilir. Eğer Kim devlet... Harp okulu? Harbo var. Aram ben de... atıldım ama Arbukul'da Arbukul'da mı? <laughs> Yatıldı. Evet. Ama e, evet. doğru yani evet. bir üst eğmen, evet. böyle bir yargılanma sürecinden sonra akademi asla kabul edilmez. Sizi evet. niye attılar Harbo evet. e, bu memleketi biz ne kadar izin verirsek o kadar seversiniz dedi 12 Eylül yönetimi evet. o dönemde. Evet. Ha özetle tüm Genelde solcuları evet. yani yani. Türk solculara atarlardı da. yüzden. Yani denge politikası sağdanasın soldanasın. Evet. Evet. Doğru. Evet. Solcu arkadaşlarımızın sayısı daha fazlaydı ama ha. ülkücüler Türk milliyetçilerinin de hiç evet. sayısı hiç az evet. değildi. Türk milliyetçiliğine karşı yapılmış en büyük ve en temelsiz suçlama kafatasçılık suçlamasıdır, ırşılık suçlamasıdır. O günlerle ilişkilidir bu e, suçlamanın kökenleri ve Peki, Türk aydınında olarak, Türk milleti kan esasına ha. mı dayalı yoksa kültür esasına mı? Şimdi bakın kansız bir millet olmaz. Her milletin kökeninde bir şey vardır ama mesele Kültürel olarak birleşme ve bütünleşmedir. İnsanların aynı duyguları, aynı hisleri, aynı kederi, aynı tasayı paylaşmasıdır. Yani ben tamam? Kürdüm diyen adam, yani, Kürdüm der ve Türk milletinin bir parçasıdır. Tamam. Burada hiçbir sorun yok. Zaten birçok e, ülküdaşımız. Etnik olarak Kürt olabilir, etnik olarak Zaza olabilir ama Türk milliyetçiliğinde... Kendisini, Kür... ha, ha. Kendisini resmi kimlikte de Türk kabul etmiyorsa, ben Türkiye'nin Kürt vatandaşıyım diyorsa... Bakın o zaman İsmail Bey, Türkiye'nin Kürt vatandaşı olmaz. Ee, evet. Kürt kökenli vatandaşı olabilir çünkü vatandaşlık bir resmi şeydir. O zaman Türk Sifat kökenli de. De de mi demek zorunda? Kürt kökenli vatandaşlar içinde Türk kökenli mi diyeceğim? Efendim? Yani Türkler içinde Türk kökenli mi diyeceğiz? Hayır bunu demeye ihtiyacımız yok. Ama birisi kendisinin etnik kökenine vurguda bulunmak istiyorsa Kürt vatandaş diyemez. Vatandaşlık resmi tanımdır çünkü. Vatandaşlık Türk vatandaşlığıdır. Bunun içinde bir etnik köken olabilir. Ama, bu Ama biz buna biz bunun bu etnik kökenlerin Türk milliyetçileri siyasal kimlik kazanmasına ve siyasal nitelik kazanmasına karşı çıkıyoruz. Hocam anayasada bile değiştirilmesi e, yasaklanan maddeler arasında değil 66. madde. Yani her vatandaşın vatandaşlık bağıyla Türk olduğu bu ifadesi gayet değiştirilebilir bir madde. Önünde bir engel yok. Dolayısıyla bir hani nas gibi kabul edil kabul etmek doğru mu sizce hocam? E, bakın e, burada bu, bu, bazı bunu değiştiriyor. Bur, burada burada mesele e, PKK'nın siyasal kürtçülüğün Türkiye'yi e, taviz üzerine taviz ve vererek salam stratejisi dediğimiz Çek komünistlerinin ürettiği bir kavramdır. Salam stratejisiyle istediği hedefe doğru sürüklemektir. Şimdi bakın o madde aslında çok demokratik bir maddedir. Yani Türk vatandaşlığını tanımlarken bir hukuksal süreç oluşturur. Buna itiraz edecek hiçbir şey yoktur. Mesela Almanya'da olsaydık Alman vatandaşlığı kan bağıyla tanımlanmıştır. Buna buna itiraz ederdiniz. Ama Cumhuriyet kurulurken daha temelde hani anayasal vatandaşlık dedi ya bazı Hı. arkadaşlarımız bunu Jürgen Habermas'tan aldılar. Ama Alman tarihinin ve Alman hukukunun içinde bulunduğu açmaza karşı Jürgen Habermas'ın önerdiği çözüm 1923'te Cumhuriyet'in bulduğu çözümdü zaten. Ama kendi tarihinden habersiz olan aydınımız nasıl e, Türkistan'da, Osman Batur'u unuturlar da Che çok iyi hatırlarlar ya. Türkiye'de de kendi tarihinin bulduğu çözümüden farkına varmadan ya bir anayasal vatandaşlık modeli geliştirelim. Ama anayasal vatandaşlık modeli bize var zaten. Farkında değil misiniz siz bunu? Günaydın derler adama.